Selam. Ya ben bu Discord işini çok sevdim. Neyse videoya geçelim. Aşağı koydum bu arada Discord'un linkini. Burada mı? Köpek değil. Sen çocuklarla ilgileniyorsun. Kim var burada? Aha, Nilay'la Gözde var. Buna ben King Charles diye... Yok King Charles değil. Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier yazıyor. Evet. Bu neresi Yorkie? Chihuahua. Jack Russell'la Chihuahua. Ha Chihuahua. Neresi gibi değil mi? Direkt. Bir tane Chihuahua gelmiş. Acil vaka gibi Senem köpük geldi çekecektiniz deyip odaya daldı. Senem bunların uyarısını geçiyor bana. Teşekkür edin Senem'e bence. Kan mı bakıyorsun? Evet. Bu çocuk 1 Ağustos'ta karma aşı olmuş. Bugün de ishal olgusuyla geldi. Dışkısını da getirmiş hasta sahibimiz. En sevdiğim hasta sahibi. Bilinçli hasta dışkısıyla gelen. Bilinçli hasta sahibi. Çünkü hem makroskopik olarak hem de mikroskopik olarak bizim için analize çok daha iyi oluyor. Garo'yu da alabilir misin? Anneciğim sen bana şöyle bak. Sen olur mu? Sen bana bak. Sen çok güzel bir çocuksun. Isırma tamam mı elimi? Hart diye dönüp ısıracakmışsın gibi bakıyorsun bir yandan. Dışkımızın kıvamı biraz yağlı sakin, ve sarı renkte. Sen oraya. Bakma, bakma. Puding kıvamında. Sistemik bir şey var mı diye kanda göreceğiz. Bir de Adem de pilotasyon hazırlıyor yüzdürme metoduyla. Dışkısına analiz hazırlanıyor bir yandan. Fena durumu fena alıyorum. Değilmiş ama. Değil mi? Değil mi? Yani aldığımız iki damla kan işte şurada. Şuracıkta iki tane kan alıyoruz. Burası kan penceresi mi? Elden ele. Buyurun. Şey hastanelerde oluyor ya bakımı. Şuradan tüp. Anneciğim. Geçmişler olsun. Ama senin adını değiştirelim. Bu King Charles değil. Niye ben paso King Charles geliyor ağzıma? Yorkshire değilsin sen. Bize bayağıdır King Charles gelmiyor. Sen Chihuahua'sın. Chihuahua olması için burnu şuradan kesmemiz lazım. Evet Chihuahua da değil. Chihuahua kafası firması. Jack Russell'a benziyor. Chihuahua kulağı var. Titremesi Chihuahua. Ben Dine ablamızın tutmasının sebebi o kan aldıkları bölgede şişme yaşanmasın diye. Bir yandan kuyruk sallıyor, bir yandan titriyor korkudan. Tırnakları fena değil. Abla gözünün yağını yiyin, bir şey yapma modunda. Normalde çok ısırgan oluyorlar biliyorsunuz da bu çocuk akıllı Allah'tan. Evet biliyorum, şivavalarla hiç aram yok. Şaka değil, hakikaten şivavalarla hiç aram yok. Daha doğrusu aram yok değil, ben onları çok seviyorum da onlar beni sevmiyor. Durum nedir? Eosinofili gayet referans değer arasında. Kırmızı kan hücreleri güzel ki bu çocukta hematokrit düşüklüğü vardı. Şu an ona bakıyorum, gayet iyi. Herhangi bir enfeksiyon odağı gözükmüyor. Enfeksiyona bağlıysan değil diyorsun. Değil muhtemelen. Parazite bağlı da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bazı belirleyici değerlerimiz vardır. O da normal. Ama ben gene bir filtrasyon muayenesini yapayım. Bir parazit yumurtasını değerlendirmekte fayda var. Lenfosit bir tık yüksek çıkmış. Okey. Gıda değişikliğine bağlı olabilir ama hiçbir şey yememiş. Farklı olarak. Belki haberleri yok yani bir şey yemiş olabilir. Olabilir. Üşütmüş olabilir. Çok küçük ırk. Evet. Tamam. Dışkıyı da görelim o zaman. Fena değil yani. Enfeksiyon olmadığının garantisi var en azından. Evet, evet. Tamam. Yani kan alıp bakınca içimiz rahatlıyor en azından. Pekala. Göz ağrı etmiyor. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. YouTube'da bir dolarım var artık. Bir dolar. Bir dolar oldu mu? Harca bitmez. Bir dolarım var. Tamam. Dorukiler primi... O zaman 5 cent ekibe dağıtırsın. 5 cent dağıtacağım evet. Kendimi... 1 dolar mı kazandın? Evet. Nerede harcayalım? Pavyona gidelim artık. Biraz da ablamız köpüşün... Köpüğün. Köpük de ismi. Köpüğün dışkısına bakıyor. Köpük köpüş. Lan ben hiçbir şey çekmemişim ya. Ben bayağı boşa konuşmuşum ya. Bir sürü reklam yaptıydım burada. Bunlar asgari yumurtası ya da gözdağına mı sorayım? Olabilir mi? Bakayım bir. Hava kabarcığı olma ihtimali evet, çok yüksek. Evet, ben... Artefakt, hava kabarcığı. Direkt hemen yapacağın şey, Adem, yan tarafta askerit yumurtası. Aç telefonunda. Baktım da işte birazcık anımsattı sanki. Hava kabarcığı, net belli. Şeyde, mikroskopta artefaktlar yani böyle başka şeylerle karışan görüntüler çok fazla. O yüzden olabildiğince iyi kötüyü yani hastalıklıyı, hastalıksızı, fizyolojik durumları incelemesi lazım bütün veteriner hekimlerin. Şimdi sıraya Nilay geçti. Ben neyse konuyu anlatıyordum. Çekmemişim orayı, baştan başlıyorum. Kedi box'ları ile ilgili benden tavsiye isteyenler için şu an nirvana bir kedi box'ı var önümde. Parası itibariyle de çok 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 pahalı sanıyorum 1000 liranın üzerinde. Amacım bunu reklam etmek değil ama box'ı gördüğümüzde biz bayağı bir aşık olduk. Sen neden bunun üzerinden anlatacağım? Çünkü içerisinde bir sürü
bizim tavsiye ettiğimiz özelliği barındırıyor. Türkiye'de olmayan malzemeyi tanıtıyorum size. Amacım malzeme tanıtmak değil, kedi sahipleri ve köpek sahipleri, küçük ırk sahipleri beni iyi izlesin, iyi dinlesin. Şu an bu box'ın tek eksiği, kediler biraz daha kapalı mekanda durmayı severler. Üstü çok fazla açık. Tamam mı? Bu çok önemli bir konu. Üstü bu kadar açık olmamalı. Üstüne kapalı bir şey bunun örtülebilir. Kumaş örtü vesaire falan. Ve sanıyorum bunu onun için koydular sahipleri. Benim anladığım bu bundan. Çocuğun örtüsü çünkü bu. Şimdi ama bu box benim hayatım boyunca gördüğüm en iş gören box. Neden? Bir, şu kilit en iyi kilittir. Aklınızda olsun. Kırılmaz, bozulmaz. Çok çok ucuz kilitler hariç. Kilitlendi, sapasağlamdır. Hiçbir kedi kaçamaz. Demir kapak olduğunda bu kapak maalesef kediler tarafından kafası ittirilerek açılabiliyor. Ama demir kapak olduğunda açılamıyor. Sonra her önüne gelen sıkıp açamazsın. Yani çoluk çocuk oynamasın diye bir lak kilidi var. Çok güzel bir ayrıntı. Onun dışında şu tipte açılanlar inanılmaz güzel bir özellik bu. Bilginiz olsun. Biraz da sert. Yani böyle tık tık da açılmıyor bak, farkındaysanız tak diye hani oturuyor. Şu özellik, şu kilit çok avantajlı. Üstten açılma inanılmaz yüksek bir avantaj. Çoğu hayvanda bu kullanılabiliyor. Ama dediğim gibi üstü bu kadar açıksa da iyi bir şey değil. Geçiyorum çok daha ince ayrıntılara. Hayvanı taşırken içerisinde daha güvenli olabilmesi için burada vida somun delikleri var. Bunun muhtemelen parçaları vardır. Onu kullandığınızda bunlar inaktif oluyor. Yani işe yaramaz oluyor. Direkt vidalı hale geliyor. Bu çok güzel bir şey güvenlik adına. Açıyorum box'ı. Şu ayrıntıya bir bakın. Bak aşağı indiriyorum. Aşağı indirdim kamerayı. Şurası bir bombe. Bak. Bak bastırdığım yeri görüyor musunuz? Çocuk burada çiş yaptığı vakit bu bombeden aşağıya akıyor. Ve çevresi tamamen oluklu. Şimdi bu box'ı alın diye anlatmıyorum. Zaten alamazsınız. Belçika üretimiymiş. Bir de 1000 lira üzeri gördüğümüz kadarıyla. Bir box inanılmaz kaliteli, hafif esnek bir şey var, plastik var. Çok sert plastikler sıkıntı, yumuşak plastik her zaman avantaj. Özellikle bu box içerisinde anlattım ki neyin ne olduğunu anlayabilin diye. Bu özellikleri barındıranlar çok daha mantıklı oluyor. Tamam mı? Özet geçiyorum. Şu stil açılanlar çok avantaj. Direkt elimize parça çıkmıyor. Veteriner hekim için özellikle. Demir kapak avantaj. Altında ızgara vesaire gibi bir şey olanlar avantaj. Çevresi tamamen kapalı olmalı. Bunun gibi bu kadar açık olmamalı. Bunu da unutmayın. Haydi. Geldik videoyu kapatmaya. Bu video kaç dakika olacak bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Elimden geldiğince hem bilgiyi aktarmaya, bilgi aktarırken sevmeye, sevdirmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet, küçük ırk köpek için de kullanılabilir. Ha, köpek de ama box'ı tavsiye de çok etmiyoruz. Köpek nihayetinde tasmayla gelmeli yani. Mantıklı olan o. O ne? Aa, kim biri getirdi? Başkası getirdi o zaman. İsim almadım.